ve CHP'nin yeni nesil yönetim anlayışı pes dedirtmeye devam ediyor efendim. Nasıl mı? Buca Belediyesi şimdi de grev yapan işçilerin taleplerine, altyapı ve üst yapı sorunlarına fallarda çözüm aramaya başladı. Evet, yanlış duymadınız. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru işi gücü bıraktı, sosyal medya hesabından tarot falı reklamı yaptı. Hatta takipçi kasıp fal baktıracak müşteri toplamaya bile çalıştı. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek, sorumuza ne cevap verecek. Tarot bir fal değildir arkadaşlar, bir bilinçaltı okuma yöntemidir. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler. Bucalılar hizmet beklerken belediye başkan yardımcısı sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Tarot falı reklamı yaptı. Belediye işçileri de o fal bakarken grevdeydi. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek, sorumuza ne cevap verecek. CHP'li İzmir Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman, tarot falı uzmanı Filiz Yurtkoru'yu başkan yardımcısı olarak atadı. Birçok birimi de ona bağladı. CHP'nin bu yeni nesil yönetim anlayışı sosyal medyayı salladı. Buca'nın sorunlarına çözüm fallarda arandı. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek, sorumuza ne cevap verecek. Tarotun bir fal değil, bilinçaltı okuma yöntemi olduğunu söyleyen Yurtkoru, halka hizmet vasfını bir kenara bıraktı, halka tarot hizmetine başladı. Takipçilerine de DM'den başvurun çağrısı yaptı. Bilgi almak isteyenler DM'den ulaşabilirler. Başkan yardımcısı Yurtkur, sosyal medyada tarot müşterisi toplarken, Buca Belediyesi'nde çalışanlar seslerini duyurabilmek için grevdeydi. Biz belediyenin bütün gelir kaynaklarını talep etmiyoruz. Buca işçisi olarak İzmir'de biten toplu sözleşmelerin altında kalmak istemiyoruz. Bütün düşüncemiz bu. İşçilerin taleplerine tarot kartlarında yanıt bulamayan CHP'li belediye yöneticileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Dün başlayan grev bugün de devam etti. Belediyenin bütün birimlerinde işler durduruldu. Belki fallarda çıkmadı ama Buca'nın cadde ve sokaklarında biriken çöpler gün gibi ortadaydı.